Dış merkezde kolesistektomi sırasında safra yollarında injüri gelişmesi üzerine merkezimize sevk ediliyor hasta. Perop olacak şekilde. Sağ anterior, posterior ve sol hepatik kanal anastomoze edilerek hepatikojejinostomi yapılıyor. Hastanın taburculuğu sonrası bu hikaye 2016 sonlarına dayanmakta. 2017'de bir üst disk kanama geçmişi mevcut. Gastroskopisi yapılıyor hastanın ve ülsere lezyona klips atılıyor. Girişimsel radyoloji tarafından anjiyoda hepatik arterlerdeki varyasyon perop da gözüküyordu. Anjiyoda da saptanıyor. Sol hepatik arterin çölyak turunkustan sağ hepatik arterin SMA'dan çıktığı gözlemleniyor. Sağ hepatik arterde pseudoanevrizma saptanıp stent yerleştiriliyor. Bundan sonra hastanın sık sık MR çekimleri mevcut. Özellikle özet olarak hepatik hepatikojejinostomi anastomozlarında darlık sap yani düşünülmekte ve intrahepatik dilatasyonları mevcut. Bu çekimler sırasında hani tarih ilerledikçe bu dilatasyon da ilerliyor. Ve son 2 ayda da 3 kolanjit atağı oluyor hastanın ve biz servisimize yatırıyoruz hastayı. En son 8. ayda 2020'de son çekilen MR'ında segment 6-7 düzeyinde ki intrahepatik safra kanallarında dilatasyon daha da genişlemiş gözükmekte. Ve bu alanda çevrede perikolanjitik apseler gözükmekte olup sağ ve sol hepatik duktuslarda multiple intrahepatik litiyazıs uyumlu dolum defekleri saptanıyor. Kanlarında en son alınan ALP-GGT değerleri yüksek 158'e 68 gibi. Şimdi hastayı takipleri sırasında biz merkezimizde konseye çıkarmıştık bir iki kez. Konseyde takip kararı alınmıştı. Kolanjit atakları sıklaşırsa eğer PTK takılabilir denmişti en son. Biz hastayı takip etmiştik onun üzerine. Son 2 ayda 3 kez kolanjit geçirmesi üzerine ve yatışı artması üzerine konseye çıkarma kararı aldık. Buyurun Arzu Hocam. Şimdi ben önce bir elimizde olan ilk MR'ını göstereyim. 30 Haziran 2019 tarihli T2 ağırlıklı MR incelemesi. Burada sol lateral sektör ve medial segment safra yollarının dilate olduğunu izliyoruz. Bunlar birleşiyorlar. Sağ posterior sektör safra yolu ayrı ve dilate gözüküyor. Sağ anterior sektör safra yoluna ait, o gruba ait çok belirgin bir dilatasyon gözükmüyor. Bu Haziran 2019. En son MR'ına gelecek olursak bu da Aralık 2020 tarihli MR incelemesi. Buradaki T2 ağırlıklı incelemeye bakacak olursak görüntünün çok değiştiğini izliyoruz. Safra yolları dilate, bunların içerisinde çok sayıda taş, çamur olduğunu izliyoruz. Şu gördüğümüz doluş defekleri olduğu gibi taş ve yine sağ posterior sektörde de ciddi bir inflamasyon olduğunu, T2'de o bölgenin hiperintans olarak izlendiğini, yine safra yolu dilatasyonunun da devam ettiğini izliyoruz. Sağ anterior sektöre ait yine çok belirgin bir dilatasyon izlenmiyor. MRCP görüntülerini daha iyi bir görüntü bulursam onu göstereyim. Çok iyi bir görüntümüz yok ama aksiyel kesitler bizim için yeterli. Ben bu arada şey göstermek için bakarım. Ama sol lob safra yolları içerisinde yine dördüncü segment içinde de multiple taşları olduğunu izliyoruz. Sağ posterior sektörde de artık apseleşmeye doğru gidecekmiş gibi bir görüntümüz olduğunu izliyoruz. Teşekkürler hocam. Ümit Hanım buyurun, isterseniz bir özetleyebilirsiniz. Evet ya, bu hasta bütün hocalarıma iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bu hasta gerçekten geldiğinde yani ameliyatta dış merkezde ciddi bir yaralanması olup Kemal abiyle de beraber müdahale ettiğimiz vaka olmuştu. İntraoperatif olarak Kemal abi de dahil olmuştu hatta orada yaralanma sırasında ve bizim merkezimize alıp acil olarak neredeyse eş zamanlı ameliyat yapmıştık ilk ameliyatıyla beraber. Orada sağ anterior, posterior ve sol kanallarda ciddi
ayrışmış şekilde yaralanması mevcuttu. Hatta bu sağ anterior ve posteriorun bir miktar hafif koter incirisiyle beraber de yaralanması mevcuttu. Yani anastomozları da aslında ciddi sıkıntılı olmuştu ama hani üç tanesi, üç kanalı ayrı ayrı anastomoz etmeyi başarmıştık ameliyattan sonra. İlk etapta ameliyattan sonra hastanın takiplerinde ilk bir sene hani safra yolları açısından çok ciddi bir sıkıntı olmamasına rağmen sonrasında gittikçe sıklaşan bu kolaj atakları olmaya başladı. Biz de hani bu atakların sıklaştığı aşamaya kadar hani bir PTK ya da işte bir safra yollarına dilatasyon müdahalesini geciktirelim istedik açıkçası. Ama en son 2 ayda 3 kez kolonik tatar geçirip son MRCP'sinde de bu intrahepatik litiyazis gelişimi olunca bu noktadan sonra bir tedavi planı oluşturmak gerekecek gibi duruyor bu hastaya. O sebeple görüşlerinizi almak istedik. Aydın Hocam iyi akşamlar. Aydın Alper Hocam. Evet, iyi akşamlar. Hocam buyurun, isterseniz sizin yorumunuzu alalım. Hoş geldiniz. Kanım bir acil vaka nedeniyle ilk bölümünü iyi dinleyemedim. Onun için yorum yapmayayım isterseniz. Hocam ben sizin için tekrarlayayım. Merhaba bu arada. Merhabalar. Şöyle göstereyim. Sollop safra yolları dilate. İçlerinde multiple taşlar var. Şu gördüğümüz. Evet. Sağ posterior sektör safra yolu ayrı dilate. Onun etrafında da parenkimde ciddi bir inflamasyon olduğunu görüyoruz. Sağ anterior sektör nispeten korunmuş gözüküyor. Orada safra yoluna ait dilatasyon yok. Son durumumuz bu. Hastanın bu arada splenomegalisi de var. Bunun öyküsünü de bir kısaca söyler misiniz? Geçirdiği işlemlerin. Öyküsünü ben anlatayım hocam. 2016 yılında İstanbul dışında bir arkadaşımız, bizden uzman olan, Haseki'den uzman olan bir arkadaşımızın arkadaşı laparoskopik ameliyatta, elektif fakada ameliyat yapıyorlar. Sonra bir sıkıntı olduğunu görünce bizim uzmanı çağırıyorlar, bizden uzman olan. O da telefon açtı. Bir pazar günüydü sanırım. Kahvaltıdan kalkıp gittim. Gördüğümde yani kısaca anlatman olduğunu... yeter Kemal'cim. Evet, evet. Yaralanma evet. Sağ anterior, posterior sektör ve sol lob segment 4-2-3 kanalı birleşiyor. 3 ayrı duktusu olan bir yaralanmaydı. Orada tabii alet edevat özel şartlarda olacak bir hasta olmadığı için kateter koyup hastayı şeye istedik, bizim hastaneye. Ameliyatta da biz şunu yaptık. Tabii burada şaşırdığım şey orta anterior sektör. Aslında en kötü sektör kanalları anterior sektördü. Posterior sektör nasıl böyle oldu bilemiyorum. 3 ayrı anastomoz yaptık. Sol kanalın segment 4 ile 2-3 bileşkesine ve anterior, posterior olmak üzere ayrı ayrı anastomozlar yaptık. Hatta anterior sektöre bir de kateter yerleştirdik. Eksternal bir kateter ki posterior duvarı biraz görüntüsü kötü. Koterle yaralanmıştı. Kesime değil, koterle yanıydı hepsi. Evet, şimdi bu hastada gördüğüm kadarıyla büyük bir dalağı var. Portal hipertansiyon bulgular var mı bilmiyorum. Şeyi gastroskopisi falan var mı? Diğer taraftan şeye baktığımız zaman da radyolojik görüntülerine hani hangi bölüm kurtarılabilir diye bakıldığında acaba segment 4 ve sol lateral kurtarılabilir mi? Ama az önce Arzu Hanım orada da taşların olduğunu söyledi değil mi? Yanlış duymadıysam. Evet, evet hocam. Multiple taşlar var. Evet. Diğer taraftan sağın durumu nasıl Arzu? Sağ posterior hocam böyle izole dilate gözüküyor. Ama onun içinde taş yok. Burada anastomoz darlığı var. Daha çok görüntü anastomoz darlığı düşündüren. Ama içinde taş yok. Fakat parenkim kötü gözüküyor. Açıkçası bu da sanki bir transplantasyona gidecek gibi duruyor.
Onun dışında da idare edebildiği kadar palyatif tedbirlerle idare etmeli mi diye aklıma geliyor. Benim Ümit'e bir sorum olabilir mi burada? Ümit, daha önce PTK'ya bu kolanjit geçirme ya da dilatasyonlarda kolestaz enzimleri yüksek miydi? Yani PTK ve drenajı daha önce düşünemez miydik? Hani bu kadar taş oluşması, apseler oluşması. Sanki biraz PTK ve balon dilatasyonunda, biliyer drenajda oldukça zorlanmışız gibi konseyiniz tarafından. Gecikmişiz gibi duruyor. Şimdi daha önceki ataklarında açıkçası bilirubinleri hiç yükselmedi bu hastanın. Yani ve kolanjit atakları da çok ciddi kolanjit atakları gibi değil. Yani hep subfebril ateşi, 38'i geçmeyen ateşleri şeklinde. GGT alkalen yüksekliği de minimal, yani 250-300'ü geçmeyen sınırlardaydı. Yani çok ciddi bir kolanjit atağı da hiç olmadı. Çok ciddi kolesteroz enzim yüksekliği de olmadı. Biraz da hastanın kliniğine dayanarak zaten geciktirdik. Kaldırma sırasına göre Osman Hocam. Buyurun Osman Apasoğlu Hocam. Teşekkür ederim. Ümit, eline sağlık. Tabii çok sıkıntılı bir vaka. Burada herhalde tek bir doğru da yok. Farklı yaklaşımlar olabilir. Benim kişisel görüşüm, bu hastaya cerrahi tedavi yapılması gerektiğidir artık şu aşamadan itibaren. Bunun da gerekçeleri sık tekrarlayan kolanjit atakları ve bir süre sonra hastada karaciğerde artık parenkim kayıplarının da başlayacağı. Tabii bunun planlaması açısından mutlaka perkütan katederizasyon yapılması lazım. Benim önerim bütün safra yollarının derken direne olmayan safra yollarının, sanıyorum bu hastada 3 kateterizasyon gerekebilir, safra yollarının ortaya konması. Daha sonra da deneyimli bir girişimsel radyoloğun işbirliğiyle intrahepatik safra yollarının temizlenmeye çalışılması taşlardan, özellikle sol lobdaki taşlar bayağı kaygı verici. Ve sonrasında yeniden hepatikojejidostomilerin yapılması. Bu teknik olarak yapılabilir gibi geliyor bana. Safra yollarının dilat olması işimizi kolaylaştırır. Ameliyat yapıp yapamayacağımızda PTK sonrası daha net ortaya koyarız. Tabii Ümit'in şöyle bir çekincesi olmuş. O da çok anlaşılabilir. Bir PTK yaparsak geri dönüşsüz yola gireriz. Çünkü bu hastada kateter koyduğumuz anda onu çekemiyoruz artık. O büyük bir stres. Eğer PTK sonuçları da şu anki söylediklerimi destekler nitelikte ise bu üç safra yolu birleştirilebilir gibi geliyor bana. Tabii ilk ameliyatta dilatasyon yok. Dokular birbirinden uzakta. Tek anastomoz yapma şansımız yok ama bu ameliyatta olabilir. Olmayabilir. Olmazsa iki anastomozla biter. Olursa tek anastomozla biter. Tabii bu konuda deneyimli bir girişimsel radyoloğun da preoperatif dönemde bize güzel bir yol haritası çizmesinde fayda var. Alternatifi ne bunun alternatifi? Bunun alternatifi işte stentlerle idare edebildiğimiz kadar idare etmek. Onun sonu yok. Bu hasta sonunda mutlaka cerrahi gidecek ve perkütan tedavilerde ısrarcı olmak sonuçta cerrahi daha da komplike hale getiriyor. Çok gecikmemekte fayda var. Transplantasyon için bence erken. İkinci cerrahi başarısız olursa o zaman transplantasyon adayı olabilir. Arkadaşlarımızın hoşgörüsüne sığınarak bu sene yayınladığımız 11 vakalık benzer hasta serimiz var. Tekrarlayan stiktörlerle yapılmış ikinci hepatikojejinostomi. Bir kısım hastalarda olumlu sonuçlar aldık. Bir kısım hastalarda sonuçlar iyi olmadı. Ama olumlu sonuç alan hastalar çoğunlukta. Lafı biraz uzattım, kusura bakmayın. Özetle güzel bir PTK, iyi bir yol haritası, girişimsel radyoloğun yardımıyla intrahepatik taşların temizlenmesi ve peşinden de cerrahi tedavi yapılması. Bu arada Roux-en-Y hepatikojejinostomi nedeniyle endoskopik yaklaşımlarında bu hastada bize vakit kaybedeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rol hocam buyurun. 2147 koyun. Bitcoin başlıyor. Bitcoin'i alacağız yani. Önce Bitcoin durumu ben dili yani. Bütün sesleri kapatıyorum. Baştan kapatın. Açarsanız sevinirim. Buyurun Birol Hocam. Birol Hocam mikrofonunuz kapalı. Bütün sesleri kapattım mı? Bütün sesleri kapattım. Tekrar açarsanız sevinirim hocam. Sesim buyurun geliyor mu? Tabii geliyor hocam.
İyi akşamlar. Bu hasta grubu Strasberg E4 yaralanma. En zor hasta grubu bizce. Biz böyle bir hastada onarım yaptığımız zaman önce permanente aksesi mutlaka ekliyoruz ki daha sonra ECP ile yol yapıp böyle gelişebilecek olaylara karşı bir çözüm üretebilmek için. Şimdi bu hastada iki nokta var. 5-8'de sorun yok gibi duruyor. 6 ve 7'yi direne eden kanalda bir darlık var. Ve daha sonra da solu direne eden diğer anastomozda bir darlık var. Biz buna şöyle yapardık. 6-7'ye PTK ile girerdik. O darlığı ortaya koyardık ve bazen farklı uygulamalar var. RF falan da uygulanıyor o alana. Önce 6'yı açıp açamadığıma bakardım. Eğer 6'yı açarsam 6-7'ye posterior segmenti çözdüm. Anteriorda sorun yok gibi gözüküyor. Geriye kalıyor sol. Solda da bir şansımı denerdim. Bazen değişik uygulamalarla bütün bu taşları aşağıya itebiliyorlar ve oradaki anastomozu da genişletebiliyorlar. Yaptılar. Yapamadılar. Sol loba ben önce rezeksiyon düşünürdüm. Teorik olarak da kolajik atakları 6 ayı geçerse organ nakli de gündeme gelebilir. Sonuç olarak toparlarsam 6-7 PTK ile girerdim. Anastomoz darlığını çözüp çözemediğime bakardım. Çünkü orayı çözemezsem, 2-3'ü de çözemezsem o zaman karşıma daha büyük bir problem çıkıyor ki o zaman organ nakli öne geçiyor. 6'yı çözdüm. 5-8'de sorun yok gözüküyor. Gerekirse oraya da PTK ile girilebilirse girer. Onu da ortaya koyardım. Daha sonra sol anastomozum kalıyor. Onu da bir kateterle girer. Baktım taşları itebildim. Tabii bunlar çok seans uygulamalar gerektiriyor. Hasta uzun süre yatış gerektiriyor. Çözdüm. Böyle gittiği kadar giderdim. Çözemedim. O zaman kolanjit sebebi sadece sol lob kalıyor. Rezeksiyonu öne çekerdim. Bu şekilde ilerlerdik. Yani biz olsak böyle yapardık. Teşekkürler hocam. Ahmet Doğru. Permanent aksesi de unutmamak lazım. Bizim öyle hastalarımız var. E4 yaralanmalarda böyle ikili üçlü anastomozlarda permanent aksesi düşünmek lazım. Onu da tavsiye için önerebilirim. Teşekkürler. Ahmet Doğru hocama söz vermek istiyorum. İyi akşamlar herkese. Ya sol anaduktus tam mı tıkalı? Ben öyle anladım ama eğer öyleyse parankimde korunmuş ise çok benzer bir hastanın sol duktusunu biz mıknatısla kurtardık. Henüz yeni bir hasta. Manyetik kompresyon anastomoz diye geçiyor literatürde. Sağ posteriyoru şimdilik beklemedeyiz. Ama orada biraz atlatıp orayı kurtarabileceğimizi düşünmediğimiz için. Yani mıknatıs da düşünülebilir belki bu hastaya. Eğer sol anaduktus tam tıkalıysa. İlgin hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İki şey. Bir, açıkçası önce multiple PTK'larla başlayıp mevcut karaciğeri kurtarmaya çalışmak lazım. Kateterler internale geçirilebilirse pansuman altı yapılabiliyor. Yaşam konforu açısından belki mükemmel değil ama karaciğeri çok uzun yıllar, 10 sene, 15 sene koruyabildiğimiz hastalarımız oluyor. Hani tekrar ameliyat çeşitli sebeplerle düşünmediğimiz az sayıda hastada. Ve rezeksiyon konusunu düşünürken tabii sağ hepatik arter de bu hastada muhtemelen yaralanmıştır. Yani herhangi bir rezeksiyon düşünmeden önce sağ hepatik arterin durumunu görmek gerekir. Teşekkürler hocam. Hani genel kanı bir PTK ile öncelikle değerlendirilmesi yönünde, sonrasında da duruma göre cerrahi planlanacak. Hızlı bir şekilde devam edelim.